inşallah. Bunların hesabı sorulacak. Din adamlarıyla alay etmenin hesabını verecekler. Ümmet-i Muhammed'de alay etmenin hesabını verecekler. Müslümanlara hakaret etmenin cezasını çekecekler. Ya Rabbi cezasız koyma bunları. Ya Rabbi ve ya Resulallah, sana kör Arabı diyen, gazetesinde sana hakaret eden bu mürtetlerin cezasını Allah katında sözünüze göster ya Resulallah. Zalimlere verilen mühlet bitmeyecek mi zannediyorlar? Mazlumların ahı bunları yakalamayacak mı zannediyorlar? Sokaklar böyle zina ve karnaval halinde mi devam edecek zannediyorlar? Müslümanlar uyanmayacak mı zannediyorlar? Müslümanların çocuklarını bir bir köşelerde öldüreceklerini, devam edeceklerini mi zannediyorlar? Millet kurtulamayacak mı zannediyorlar? Memleket İslamlaşmayacak mı zannediyorlar? Avrupa'nın kulu kölesi olmaya devam edecek miyiz zannediyorlar? Kurtulacağız ya Rabbi! Kurtulacağız ya Rabbi! Benim neslim, benim neslim Müslüman nesil, benim neslim mümin nesil, benim ecdadım Müslüman bir ecdad idi, benim tarihim Müslüman, benim tarihim İslam ile doluydu. Gitmeyecek mi zannediyorlar? İmanın, İslam'ın muazzam şehameti, İslam'ın hakikati gelmeyecek mi zannediyorlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim, vallahi yüreğim kan ağlıyor. Adam eline getirdiği gazeteyle durmadan Allah'ın dinine hücum ediyor. Durmadan İslam'a saldırıyor. İffete, namusa, hayaya saldırıyor. Kimse bir şey söyleyemiyor. Ve korkunç bir hürriyet istismarına, bir aşırı bir serbestlik içerisinde vicdanlara, iffetlere saldırılar tertipleniyor. Ben hazmedemiyorum bir Müslüman olarak, bir din görevlisi olarak, aciz, perişan bir kardeşiniz olarak yüreğime sığdıramıyorum. Allah'tan intikam istiyorum. İntikam istiyorum. Aziz kardeşlerim, bir ayet daha takdim edeyim. Maide suresinin 36. ayetini siz de gidip okuyabilirsiniz. Maide suresinin 36. ayeti. Estaizu billah. İnnellezine keferu. Kafirler, kafir demek, gayrimüslim demek. Yani Müslüman olmamış, Hazreti Muhammed'e iman etmemiş. Müslüman değil. Müslüman olmayan gayrimüslimler, ve matu ve hüm küffar. Müslüman olmadığı gibi hayatta hiç kimse onun Müslümanlığına şahit olmamış, Müslümanlık namına bir şey ibraz ve ızhar etmemiş. Ve matu sonunda meyyit olmuş, ölmüş. Vehüm küffar, kafir olarak ölmüş. Hem küfürle yaşamış, hem de küfürle ölmüş. Gayrimüslim olarak ölmüş gitmiş. Bunun hesabı ne olacak? Bu nasıl hesap verecek? Bunun neticesi ne olacak? Bakın Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Maide 36. ayet. Gidin bakın. Küfürle yaşamış, küfürle yani gayri İslami bir düzen içinde yaşamış, gayrimüslim olarak da ölmüş ve matu ve hum kuffar ve hum gayrimüslim yani gayrimüslim olarak ölmüş. Nedir bu? Felen yukbele min ehadihim mil'ül ardı zeheba. Aman ya Rabbi, aklım duruyor benim ya. İlahi kitap karşısında akıllar tamamen duruyor. Felen yukbele ebediyyül ebed kabul edilmeyecek. Nedir kabul edilmeyecek olan? Min ahadihim, onların hiçbirisinden kabul edilmeyecek. Mil'ül ardı zeheba, arz dediğimiz dünya yuvarlığı, yer küresi, dünya bütünüyle, tamamıyla altın olsa, altın. Hani dünyanın kaç ton geldiğini bilmiyorum, kitaplarda vardır tabi, yoğunluğu tonajı bellidir. Acaba dünya kaç ton gelir? Şu kadar milyar ton, trilyon ton neyse. İnsan aklı duruyor. Öğrendiğimize göre İran Şahı'nın şu anda Amerika'da 16 ton altını varmış. Gözümüzde büyüyor. 16 ton altını, şahsi altını var. İran Şahı yeryüzünde sığınacak yer bulamıyor ama altınları var.
Ne çıkar bu altınlardan? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mil'ül arzı, yeryüzünün tamamı, kaç milyar ton ise dünya, tamamı altın olsa ve bu altınların tamamı da o gayrimüslim olarak ölen adamlardan birisinin olsa da velevi sedafihi, canlarını cehennemden kurtarmak için tamamını fidye olarak, kurtuluş parası olarak verseler, katiyen zatıma yemin ederim ki Allah-u Teala kabul etmeyeceğim, ebedi cehenneme çıkacağım diyor Cenab-ı Hak. Mümin değilse, imanın kıymetini görüyor musun? Kur'an'da kardeşim, ben Kur'an'dan söylüyorum. Seni kimse itham edemez. Gitsin okusun. Öyle gerilikle itham etmek, yobazlıkla itham etmekle kimse canını kurtaramaz. Ortada Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'a kimse hakaret edemez. Müslümanların vicdanlarına pahtını kurmuş olan kitaptır bu. Ülâike lehum azâbun elîm. Onlara elem verici, kahredici azap devamlı olarak onların olacaklardır. Küfür üzere gayrimüslim olarak ölmüşse onu kimse kurtaramayacak. Hiçbir hareketi kurtaramayacak. Felen yukbele, kabul edilmeyecek diyor. Te'kidi nefi istikbal. Arapçada lem diye bir harf gördünüz mü? Lam nun lem gördünüz mü? Te'kidi nefi istikbal için kullanılır. Müzari bir fiilin başına gelir ve müzari mansuf okutur. Felen yukbele, ebediyen kabul edilmeyecek. Manasını. Yeryüzünün tamamı mil'ül ardı dolusu külliyen altın olsa ve bu da o küfür üzere ölenlerden birisinin olsa, canını kurtarmak için fidye olarak vermeye kalkışsa vallahi kabul edilmeyecek. Ve ma lehum min nasirin, onları kurtaracak hiçbir yardımcı olmayacak Cenab-ı Hak. Nasır yardımcı demek, nasır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Hiçbir yardımcı onları orada kurtaramayacaktır. Aziz ve asil kardeşlerim, mübarek kardeşlerim, şerefli kardeşlerim, şu mukaddes kürsüde Allah'ın ayetlerini okuyorum. Biz din görevlisiyiz. Vazifemiz Müslüman kardeşlerimize dinimizi anlatmak, dinimizin düşmanlarını tanıtmaktır. Ben size dinimizi anlatacağım, dinimizin düşmanlarını tanıtacağım. Başka bir vazifem var mı? Ben kanunlar dairesinde konuşuyorum. Nizamlar dairesinde konuşuyorum. Memleketin anarşiye, ızdıraba, buhrana, bunalıma sürüklenmesini istemiyorum. Kimseyi kışkırtmıyorum. Kimseyi kanunsuzluğa itmiyorum, tahrik etmiyorum, görüyorsunuz. Ayet okuyorum. Onun için bir takım nasipsiz, bir takım beyinsiz, bir takım kafasız heriflerin kalkıp da bu vaaz-ı nasihatları tersine çekmelerini katiyen Müslümanlar affetmez ve peşinde gölge gibi takip ederler onları. Kötüye çekmeye, anarşiye çekmeye, kışkırtmaya çekmeye, bir takım kötülüklere alet etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz şurada sulh ile, sükun ile Müslümanlarla konuşuyoruz. Bizim başkasıyla, gayrimüslimlerle, şahıslarla, siyasi partilerle, efendim yöneticilerle, bakanlarla, şahsi olarak milletvekilleriyle benim şu Kur'an'a yemin ediyorum hiçbir alakam yok benim. Ben şurada hadiseleri anlatıyorum, Kur'an'ın tefsirini arz ediyorum, İslam'ı ve imanı arz ediyorum. Dersim iman. Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanununun birinci maddesinde şöyle geçer. Din görevlisi Müslümanları iman, ibadet ve ahlak açısından aydınlatmaya memur olan kişidir diyor. Ben de onu bunun memuriyetini yapıyorum. İman açısından sizi aydınlatıyorum, izahlar yapıyorum.